Elimde bir oyun konsolu var. Bu konsol yurt dışında deli gibi övülüyor, deli gibi satılıyor. Konsolun ismi Ambernic RG351 ve tipine baktığınız zaman hemen şuraya fotoğrafını koyacağım. Tıpkı eski bir oyun konsolu gibi duruyor. Ya peki bu konsol niye bu kadar çok satılıyor? Gerçekten merak etmemek elde değil. Ben de merak ettim. Aldığım konsolu bir haftadır kullanıyorum. Ürünün linkini de açıklamalar kısmına koyacağım. İsteyenler oradan satın alabilir. Ne kadara denk geliyor derseniz vergisiyle, kargosuyla, her şeyle birlikte birlikte toplam 1500 lira civarı bir fiyata denk geliyor. Bu fiyata hak ediyor mu? Hak etmiyor mu? Gelin bir bakalım. Cihazın kutusunu şu şekilde kaldırıyorum. Bir köpüğümüz var. Bunu da kaldırıyorum. Görüyorsunuz ahşap gibi görünen Game Boy'a benzeyen oldukça şık bir tasarımı var. İşin ilginç tarafı ise plastik yüzey olmasına rağmen gerçekten ahşap hissiyatı vermeyi başarmışlar. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Şöyle elinizle dokunduğunuzda hafiften bir ahşap dokusu geliyor tuhaf bir şekilde. Kutuyu kaldırıyorum. Altında bir Type-C kablomuz çıkıyor. Ekran koruyucu çıkıyor. Bunun çıkması aslında çok güzel bir detay. Çünkü bu cihazın ekran ekran koruyucusunu her yerde bulamazsınız. Hiç olmazsa kutudan çıkan ekran koruyucuyu isterseniz kullanabilirsiniz. Ben şimdilik takmayacağım. Modern oyun konsollarına göre çok daha farklı hissettiriyor. Ben bu hissiyata bayıldım. Siz de bu tür dikey tasarımlı oyun konsollarını seviyorsanız eminim beğeneceksiniz. Sadece burada bir farklılık var. Görüyorsunuz sol alt tarafta joystick'imiz bulunuyor. Bu tür konsollarda normalde joystick olmaz. Buna koymalarının sebebi cihaz PSP oyunlarını bile çalıştırabiliyor arkadaşlar arkadaşlar. Joystick gerektiren oyunlarda bu joystick kullanabiliyoruz. Şimdi cihazla ilgili çok dikkatimi çeken birkaç detaya değineceğim sadece. Uzun uzun anlatmayacağım. Bakın altında iki tane Type-C girişimiz var. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani neden iki tane Type-C girişi koyarlar? Hani birinden şarj ederken diğerinden bir şeyler aktarmak için falan olabilir. Aklıma o geliyor. Hadi iki tane Type-C geçtim. Bir de iki tane hafıza kartı giriş yeri var. Bunun ikisine de arkadaşlar görüyorsunuz hafıza kartı koymuşlar. Bakın birisi 64 GB, diğeri de 16 GB. Bunların içi yüzlerce oyun dolu. Çok tuhaf değil mi arkadaşlar? Hem iki tane Type-C girişi var hem iki tane hafıza kartı girişi var. Hafıza kartı da şöyleymiş. Birine sistemin kendisini yüklüyorsunuz. Diğerine de oyunlarını yüklüyorsunuz. Böylelikle istediğiniz zaman oyun hafıza kartına oyunlarınızı tutup sürükleyip atıp kaldığınız yerden oyunlara devam edebiliyorsunuz. Aslında çok güzel bir detay. Hadi gelin bir cihazın açılımını yapalım 351 elek yazımızla ekranımız açılmaya başladı. Ama burada bir uyarı geçeceğim. Cihaz şu anda buradaki gördüğünüz yazılımla gelmiyor ilk aldığınızda. Bu yazılımı kullandığım süre boyunca ben kendim yükledim. Önceki yazılım da aslında oldukça güzeldi. Şu anda ekrana veriyorum görüntüsünü. Oldukça sade bir arayüzü vardı. İstediğiniz oyunlara girip rahatlıkla kullanabiliyordunuz. Ama şu anki indirdiğim yazılım cihazı bambaşka boyutlara taşıyor. Eğer alırsanız size de bu 351 elek isimli yazılımı cihaza yüklemenizi tavsiye ediyorum. Yüklemesi zaten çok kolay internete yazarsanız hemen bulursunuz. Arayüzde bir sürü oyun konsolu seçeneğiniz çıkıyor. Mesela Dreamcast, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Ne ararsanız var arkadaşlar. Tek tek saymayacağım. Neo Geo, Nintendo 64, Nintendo DS, Nintendo'nun diğer konsolları, PlayStation, PSP. Yani gerçekten çok geniş bir yelpazesi var. Aslında bir konsol ama içinde bir sürü konsol var. Her bir konsolun içerisinde de tonla oyun oluyor. Mesela Game Boy Color'a girelim görüyorsunuz in in bitmeyen bir oyun kütüphanesi var. Burada oyunlarımızın isimleri yazıyor. Tabi eğer buna şaşırıyorsanız arkadaşlar size daha iyi bir şey söyleyeyim. Bunlar sadece cihazın içerisinde hazır olarak yüklü gelen oyunlar ve konsollar. Daha onlarca farklı oyun konsolunu istediğiniz gibi bu cihaza yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz gidin mesela çok daha yüksek hafızalı bir hafıza kartı alıp cihazı binlerce oyunla doldurun. Hiçbir sınırınız yok. Elbette buradaki oyunlarda abartmamanız lazım. Lazım. Sonuçta retro bir oyun konsolu, Sega Dreamcast seviyesine kadar emüle edebiliyor. Gideceğim ben bununla PlayStation 3 oynayacağım falan gibi bir durum yok. Onu baştan belirteyim. Zaten şimdi oynattı oyun türlerini görünce daha iyi anlayacaksınız. Hemen şöyle ana menüye dönüyorum. PlayStation'a bir girelim bakalım. Neler varmış? Driver 2 Gran Turismo var arkadaşlar ya. Hadi bir Gran Turismo'ya girelim. Gerçekten merak ettiğim oyunlardan birisi. Oyuna giriş yaptık. Buradan zorluk seviyemizi ayarlıyoruz. Kolay diyelim. Nissan mı? Hadi Nissan'ı bir seçelim bakalım. GTR'ımızı seçiyoruz. Standart mod diyorum. Otomatik vites diyorum ve başlatıyorum arkadaşlar. Yanda ses açma kapama tuşumuz var bu arada. Hadi sesini de biraz yükselteyim. Bakın hoparlörümüz burada. Hem ses seviyesini de bir görmüş oluruz. Ses de fena değil bu arada. Gerçekten yüksek. Görüntü efsane görünüyor. En ufak bir kasma donma falan zaten yok. Rahatlıkla PlayStation'daki Gran Turismo gibi bir oyunu emüle edip oynatabiliyor. Şöyle biraz daha ekranı size doğru tutacağım. Ekran kalitesi de bu arada çok güzel. Hatta araştırdığım kadarıyla ekranı en iyi olan retro oyun konsollarından birisiymiş kendisi. Renkler inanılmaz derecede canlı ve parlak görünüyor. Zaten IPS panel bir ekran. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir oyun konsolunda bu tür retro oyunları oynamak inanılmaz derecede keyifli geliyor bana açıkçası. Zaten bir haftadır gerçekten elimden düşmüyor. Bu videoyu konsol elime ulaştıktan bir hafta sonrasında çekiyorum. Bu arada oldukça hızlandık. Bakalım geçebilecek miyim şunları. Her neyse yavaşladık. Bu oyundan çıkış yapacağım. Ha, eğer oyun çıkamıyorsanız veya çıkmakla uğraşmak istemiyorsanız yanında bir reset tuşu var. Basıyorsunuz, kendisini resetliyor. Bakın tekrardan açılıyor. Bir şu şekilde ana menüye dönüş yapıyor. Nedense Nintendo 64'e çok az oyun yüklemişler. Bu problem değil siz. Zaten bunların sayısını dilediğiniz gibi arttırabiliyorsunuz. Hatta isterseniz mesela buradaki oyunların yanında fotoğraflarını falan da görünecek şekilde koyabiliyorsunuz. Şöyle bir örneğini göstereyim. Bakın PSP'de bazı oyunlara fotoğraf koymuşlar. Hatta şöyle yapanlar var. Bazı oyunlara şu şekilde video eklemişler. Görüyor musunuz? Artık yazılımıyla uğraşırsınız. Kendiniz kafanıza göre modifiye edersiniz. Zaten cihazın güzelliği de bu. istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz. Game Boy'u oynamak bu cihazda gerçekten çok doğal hissettiriyor. Örneğin Game Boy'a giriş yapalım. Burada Adventure Island İki isimli oyunumuza girelim. Görüyorsunuz eski Game Boy siyah beyaz olduğu için... Bunun da ekranı siyah beyaza büründü. Şöyle uzaktan da göstereyim hiç sırıtmıyor. Eğer bu şekilde nostalji yapmak istiyorsanız da nostalji için oldukça güzel bir cihaz. Biliyorum hala aranızda bu tür Game Boy oyunlarına hasta bir sürü insan vardır. Şu şekilde çift tık yapıyorum hemen dönüyorum arkadaşlar tekrardan. Bir de Game Boy Color'a bakalım mesela biraz daha yeni bir oyun konsolu. Bunda artık renkli ekranımız var. Mesela Game Boy Color'da GTA 1 ve GTA 2 var mış. GTA 2 merak ettim. Bir bakalım. Alın size arkadaşlar GTA 2. Bu tür oyunları pek bilmem. GTA 2 ile ilgili sadece üstten bakışlı olduğunu biliyordum. Şu şekilde karakteri kontrol ediyorsunuz. Bildiğiniz aslında GTA'nın piksel grafikli üstten bakışlı olan versiyonuymuş o dönem. Aa bak joystickle de yürüyebiliyoruz şu şekilde. Her neyse arkadaşlar GTA 2'den çıkış yapmak istiyorum. Size en çok oynadığım oyunlardan birini göstereyim mi? kesinlikle Mario. Özellikle Game Boy Kalırdaki Mario inanılmaz derecede keyifli. Tabi Nintendo DS'deki de çok keyifli. Bu arada ekran niye olduğundan daha küçük görünüyor diye merak ediyorsanız o nostaljik havayı yaşatmak için bu şekilde arkadaşlar. Bir de konsolu biraz daha zorlayalım istiyorum arkadaşlar. Dreamcast'e bakalım. Dreamcast gerçekten konsolu en çok zorlayacak konsollardan birisi. Bu da nasıl bir tabir olduysa. Şimdi zaten grafikleri görünce anlayacaksınız. Crazy Taxi 2'ye giriş yapıyorum. Benim küçükken çok severek oynadığım bir oyundu. Vites atabiliyoruz. Bakın şu şekilde geriye atıyor. Böyle ileriye atıyor. Şuradaki tuşlarımızdan da ilerliyoruz. Zaten iki tane tuşumuz var. R1, R2, L1, L2. Görüntüde hiçbir kasma yok. Bakın görüyor musunuz? Crazy Taxi 2'deyiz. Dreamcast'deyiz arkadaşlar. Bu oyunu böyle güzel grafiklerde bu kadar akıcı oynatması çok iyi diyebilirim. Şöyle bakın bu oyunda ilginç detaylar da vardı. Mesela şu şekilde zıpladığınız zaman müşteriler size daha fazla para veriyordu ne alakaysa. Bak şurada bizi bekleyen bir müşteri varmış. Şu şekilde duruyorum. Bin kardeşi bunu arkada bir yerlere bırakmamız gerekiyormuş. İlerliyorum. Şöyle zıplıyorum. Müşteri bize bahşiş bırakıyor arkadaşlar. Sol üstte de saniyeniz var. Bu süre geçmeden müşterileri olduğu yere bırakmaya çalışıyorsunuz. Bu arada tabii ki bunu joystickle de oynayabilirsiniz. Siz benim D-pad tuşlarıyla oynadığıma bakmayın. Her neyse bundan da çıkalım. Cihazda o kadar fazla oyun seçeneği var ki şimdi başlasam aylarca falan videosunu yapmam lazım. O kadar fazla. O yüzden son birkaç tane daha size göstermek istediğim özel oyuna bakacağım. Sonrasında farklı konulara değineceğim. Yeterince oyun testi yapmış olacağız çünkü. Denemek istediğim oyun PSP'deki PES 2011. Acaba PES gibi bir futbol oyunu şu cihazda nasıl olacak? Buna da sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Ben daha öncesinde bakmadım. Tabii ki bu oyun normalde PSP'nin ekranına uygun olduğu için arkadaşlar ben orijinaline sadık kalarak yatay versiyonla oynuyorum. İsterseniz tamamen de e, kaplatabiliyorsunuz ayarlardan. Ben şimdi onunla uğraşmayacağım. Yatay olarak oynamak en iyisi. Ya dakika bir gol bir gerçekten bu kadar çabuk Gol yememiz hiç iyi olmadı. Görüyorsunuz baya baya futbol oyunun pes oynayabiliyoruz yani cihazda. Hani dışarıdan baksan şöyle sanki piksel grafikli oyunları oynatacakmış gibi duruyor ama böyle oyunları da oynatabiliyor yani. Şu şekilde topu alalım bakalım ben de bir gol atmaya çalışacağım. Bir yandan da kameradan konsolu ortalamaya çalıştığım için iyi oynayamıyorum. Alpası al pası deyip rakibe attım. Yok ya olmuyor. Gol mor atamıyoruz. En iyisi biz bu oyundan da çıkalım. Cihazda yazılımla yapabileceğiniz bir sürü şey var dedim ya. Mesela bunlardan birisi de insanların portladığı oyunları buna yükleyebiliyorsunuz. İnanılmaz derecede satılan bir oyun konsolu olduğu için bunun bir sürü kullananı var ve bu cihazı kullanan insanlar da buna özel birçok oyun portluyor. Mesela normalde Android'de olan 2048 adında şu puzzle oyununu cihaza getirmişler şu şekilde giriş yapıyorum. Tek elinizle bile rahatlıkla oynayabileceğiniz bir puzzle oyunu. İşte cihazın en sevdiğim yanlarından birisi de bu sizi kısıtlamıyor. İstediğin yazılıma at, istediğin oyunu yükle, istediğin şey yap. Aslında bunu bir nevi küçük bir el bilgisayarı gibi düşünebilirsiniz. Oyunları emülasyon şeklinde çalıştırıyor. Her bir emülasyonla ilgili ayrı ayrı tonla ayar yapabilirsiniz. Cihazın performansıyla oynayabilirsiniz. Grafik ayarından tut oyun içindeki dil seçeneklerine kadar cihazın bu arayüzüne kadar her şeyi tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ne dedik? Gelin bir toparlayalım. Tasarımı iyi. Malzemesi iyi. Çok güzel bir özgürlüğü var. İçine istediğin yazılımı atıyorsun. İstediğin oyunu yüklüyorsun. Tonlu oyun konsolunu emüle edebiliyorsun. Oyunları kasmadan, donmadan rahatlıkla oynayabiliyorsun ve boyutu sayesinde her yerde yanında rahatlıkla taşıyorsun. Bak her şey çok güzel görünüyor. İşte bu cihaz o yüzden bu kadar fazla satıyor. Gözüme çarpan dezavantajları yok mu? Var. Mesela cihazın ergonomisi maalesef günümüz konsollarıyla kıyaslanamayacak derecede kötü. Elinize şu boyutta bir kitap alın bildiğiniz dikdörtgen tutun şu şekilde aynı hissiyatı veriyor. Yani burada hiçbir şekilde ergonomiye dikkat edilmemiş. Joystick kullanayım desen şöyle baş parmağın iyice en altı gidiyor. Elini mesela şöyle yapman lazım nasıl bir tutuş pozisyonudur? Elinize tam oturan bir cihaz değil. Bu bir dezavantaj ama düşündüğünüz zaman olması gereken bir şey. Çünkü cihazın zaten amacı Game Boy gibi bir konsol olabilmek. Size o nostaljiyi yaşatmak. E dolayısıyla aynı formdan vazgeçmeden böyle bir cihaz üretmiş adamlar. Elinizde gerçekten size o oyun konsolu hissiyatını verdiği için seveni de çok fazla. Zaten uzun süredir oyun oynamadığınız zaman eli rahatsız eden bir durumda yok. En azından beni rahatsız etmedi. Cihazda başka eleştirilebilecek ne olabilir diye düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. <laughs> Sanki Amberlik sponsor olmuş gibi hep övdük. Ama gerçekten eksi gelmiyor arkadaşlar. Bu arada Ambernik sponsor falan değil. Şimdi boşuna hemen linç edenler çıkacak sponsor diye. Ben kesinlikle cihazı beğendim. Ve bundan sonra da canım sıkılınca açıp hemen oyun oynayacağım bir cihaz olacak gibi görünüyor. Bence cihaz kesinlikle alınabilecek bir cihaz. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Siz de lütfen ürünle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.